Ben çekeceğim. Yok değil. Makyaj kaldık gelemedik. Akşam gidelim. Ruzi'ye ses açılışı yap. Bunların yapma. Ben çekeceğim. Kız açtım artık yap. Sena açtın mı? Aç. Selamun aleyküm sevgilin dünyasının can dostları. Başladı. Herkese hayırlı akşamlar. Biz bugün komşumun kızı gelin oluyor Hülya'ca. Ona geldik yoklamaya. Hayırlı uğurlu olsun demeye geldik. Komşuma destek olmaya, moral vermeye. Son kesintisi. Herkese selamlar olsun. Selamun aleyküm can dostlarım. Bu komşumuz ağlayıp duruyor. Son kesintisi. Son kesinti zor olurmuş. Anadolu'dan geldi. Yavrum da bu hale paraya geldi. Ama şu kavur geldi bana. Son kesintin ya son. Bilmiyorum. Aftarın niye bile hafif dedim ki bana. Amanı, adı da Hasret. Bir de onunla girip çıkıyordu ya, ondan ağrına gider, zor olur. Ötekilerin cahillikte sağlık. Amin. Bunlar da talla kuşları, çilek tallasından gelmişler. Yazıktır ki Fatıma Nayin'de. İçin içindir talla da geldi. Sen dinlenirsiniz. Çay demlemiş koymuş. Sağ olsun. Çok iyi oldu. Çok iyi şeyler oldu ama. Çok kötü şey oldu. Çok güzel günah oldu. Çok iyi oldu ama. Ben dayanamıyorum şeyler. Allah mutlu. Bak Hande'ye gelin ittim değil mi? Hande'de daha cahilim isim. Fulya'da gelin ittim mesela. Başına iş geldi. Yeniden düğün oldu. Sırtımda kocaman bir delik var. Bak çocuğu var hamile. O beni yıktı geçti. Hiç ağarmayan saçlarım düz oldu. Yıktı geçti beni. Şimdi o türküler çığırırsın. Anne türküsü çığırırsın. 40 kat yabancı olsun ağlıyor ağlıyor. Ölüyorum düğün salonlarında. Durun kız Fatıma Nayenge'nin sesini dinleyelim. Oğlan iyi verdik de, oğlan iyi verdi. Anladım, yani kullanıldığım zaman oğlum da iyi işler, iyi gitti. Kızları da ikisini gerilettim. Daha ben bunu hiç takmayı düşünmüyorum ama nasıl oldu bunu, ne bileyim, birden oldu, birden gitti, gidecek. Nasıl? Yani çok iyi yani, Allah'ım çok şükürler olsun. Evlerinde yuvalarında mutlu olsunlar. Tamam üzüntüleri acıları var ama yapacak bir şey yok. Ne? Durutmazlar Allah iyilik sağlık versin. Allah'ım her zaman dirim. Koyayım diye olmuyor. Ezel çok iyi adamlarım. Sana göre hoş da helal süt emmişlere çattırsın diller ya. Helal süt emmişlere çattırsın. Öyle mi? Bir evin bir oğlu mu? Bir ana, bir baba. Bu rahatsız. Ben dedi kayınbabası. Ben onu kendim olsan almıyorum dedi. Kızım olarsan alıyorum dedi. Ha, bir tecik çocuk. Ha, bu hasret yaşamış hiç ağlama. Hem kız olmuş hem oğlan olmuş. Hem gelin olmuş. Şöyle çocukta fidan almış kımıldama. Hem hoş. Tamam fidanı da aldım. Ha. Fidan tarlaya geldiğimde yoğdun değil mi sen? Yoğdu. Bir ayda hakikaten ona gidemedik. Onun kilo vardı. Hakikaten kilo vardı. Gelini kartere gitmiş yere. Şişmanlamış aslında. Kilo mu aldın? Damatta kilolu nasıl iyi? Ama Allah mutluluk versin. He. Bir yastık da kocamayı nasıl bilsin. Getir onu da göstereyim. Şu da gelinimiz. Dur parladı. Niye parladı? Getir la. Gitti. Işık vuruyor ya ondan. Ondan mı oldu? Üstüne odakla. Yaklaştırıcıcık. Odakla üstüne telefonu sen. Hı. Yok görünmüyor gelirler. Gelinimiz belki gelirse daha çekerim. Biz gidene kadar. Şöyle. Bu da gelinimiz. Maşallah hasret. Bakayım.
Bugünkü kına kıyafetiyle. Kına kıyafeti de çok güzel olmuş. Hepsine Allah razı olsun. Kimse benim ağrım bulmadı. Nasıl doktorumdan tabii sevenlerim var mı? Şide baktım. Bayan hafillerim var mı? Hepsi gelene de Allah razı olsun. Gelmeyene çok hafillerim var mı? Hiceyine şura çıktık geldik bak. Hatırın olmasa gelir miyiz? Yani adam var bir gelmedi. Daha da gelme istiyorlar. Daha yani aktaraydın adam kahvelerim ayakla. Seninki. Hepsinden Allah razı olsun. Kim de benim iyiyle mağrım olmadılar. O kadar birinci ayda demir ayına çöktü. Yani bu evim bak birinci aydan beri ya. Benim evim kapım peki bu kostan. Yine içilerin torun. Bir gün şöyle bir boşya çay içmeye gidemedim. Sen ülkede giden boşum sana da gelin. He. Allah razı olsun. Gidene gelin var. Nasıl sevenlerim var mı? Nasıl gelinlerim var mı? Gelin gelse düğüncüler de çeksem. Muradiyem çok sağ ol Allah razı olsun. Daima o bana çok selam söyle. Muradiye gidiyorum. Hadi iyi akşamlar Muradiye. Hadi sana da. Bu da bizim patekizci. Dibimizde ya patekizci. Yazlık patekize nem gelmem vermem. Beni çağır. Asla çığırmam. Kendim sepeti doldur. Size kuvayla çığırayım. Halbuysa kendi dişirmeden herkesi toplanıyor. Ondan sonra da bana kızıyor patekizciler. Silme de varmış evet. Ey. Yiyeceğimi de dişireceğim. Senin yiyeceğini mi? Tamam bacım. Nasıl varmış? Abo Ruziye duydun mu? Kays. Nasıl olmuş? Nasıl? İşini bitir gel. Buraya mı? Buraya gel. Çekim mi yapayım? Gelin kaçta çıkacak? Öğlen mamada kıldılar mı? Hemen almaya gidikler mi? Haa. Aynı masa dolanacaklar iyi. Kuselenin kızı gibi mi? Bu dünya Kuselenin kızı. Çekmişsin dağına bakarım kadar. Herkese günaydınlar. Bacıcanlar. Herkese sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün günlerden pazartesi. Hayırlı pazartesileriniz olsun. Ben şöyle sabahın erken saatlerinde kalktım. Kayısı yerinden bir. Kimisi aşağıda, kimisi yukarıda. Kayısı toplayacağım. Şuraya sermeye başladım. Şöyle bakın buralar hep dökülmüş. Şöyle oradan serip geliyorum. Bu tarafa bütün ayırmadığım için bunları bütün seriyorum. Şöyle bacıcanlar. Taze fasulyelerimiz de çıktı. Şöyle göstereyim. Şöyle sallanıyorlar. Buraya ben bir su açayım. Sabah suyunu bir açayım. Şöyle size sabahki halimden çekeyim istedim. Gördünüz mü? Bacıcanlar. Yedi poşette vişne topladım. Onu da koydum dolaba. Bir büyük 5 kiloluk bir donlan, bir de küçük bir donlan yaprak bastım. Dün sabahleyin de mesaim oydu. Vişnemi topladım. Şunu da sepete toplamış Ayhan kardeşimiz ama sermemiş, bırakmış, gitmiş. Şunlar da iri kayısılarımız. Dökülmeye daha devam. 5-6 kaldı. Onu da dökülüyor. Şöyle 2-3 kayısımız ancak kaldı bu iri kayısıdan. Çocuklara su yapsın dedik ama şöyle 2 bidonun akşam yaprak bastım. Şöyle sabah burada salatalıklarımız, burada biberlerimiz, domateslerimiz şöyle göstereyim. Daha kızarmadı ama şöyle freklerini. Patlıcanlarımıza bakın.
Gördünüz mü patlıcanlar? Anneanneler birer maşallah alırız patlıcanlarımıza. Kaç senedir patlıcanım düzgün olmuyordu. Bu sene çok şükür. Şöyle göstereyim. Bu sene var. Senelerdir olmazdı. Patlıcan nazara pek gelmiyor. Can dostlarım, nazar oldu mu hemen patlıcanlar veriminden gidiyor. Şöyle temizlik otları da var. Şöyle biberlerimiz, bu ince kıl biber. Şöyle kaç çeşit biber rengimiz var. Şunu da şöyle göstereyim. Bunlar da siyah uzun biberlerimiz. Şöyle göstereyim bacıcanlar. Şu da beyaz. Şöyle göstereyim. Bu da beyazı. Her çeşitten var. Şu da Bursa biberi. Şöyle daha küçük ama Durmuş soruyordu. Durmuş. Al oğlum jelibum biberimiz. Aha, verime başladı. Bu da jelibum. Bacıcanlar şöyle göstereyim jelibonlarımızı. İşte şöyle göstereyim. Çeşit çeşit her daldan biberimiz var. Maşallah. Bu sene her daldan var. Bunlar da süs biberi. Ama nasıl bir biber çıkacak? O da yeni çiçeğe geçti, domburca. Şöyle göstereyim. Bunlar da yeni. Ama hangisi dolma? Daha tam belli değil. Şöyle can dostları. Bakın. Araları hep biber şöyle. Böyle verimlerimiz başladı. Bu taraftaki patlıcanlar yeni çiçek açıyor daha. Bayağı boyumuza yaklaştı. Şöyle atayım. Şuna bakın be. Maşallahlarımızı alalım. Şöyle göstereyim. Can dostlarım. Gördünüz mü? Bir maşallah çekin. Semir bacınızın bahçesine. Görüyorsunuz benim ellerimin derileri de yerde kaldı. Bacıcanlar. Bu domates de bu yanına yatırdım. Sabahın sıcağı bilene, güneşi bilene sıcak. Şurada iki üç biber gördüydüm de cinsi ne? Onun pek çiçek dökmüş ama ha bacıcanlar işte. Ha, bu kıl biber ama süs biberi ama bence çok güzel bir süs biberi. Şöyle göstereyim, elime koptu. Bu incesi benim istediğim gibi. Şöyle üzüm gibi. Şöyle göstereyim ama bu sıra ondan daha yeni çiçeğe kavradı. Daha yeni çiçek açıyor. Bir elime koptu. Bunu kahvaltımda yiyeyim. Bu da kuru fasulyem. Şöyle göstereyim kuru fasulyemi de. Gördünüz mü? Burası da kuru fasulyem şöyle. Patatesim şu yanına.
Şurası havucum. Ondan sonra şurası salatalığım, şu 5-6 nohut. Marılara bakın, hep irkeklendi. Yiyen de yok, içen de yok. Kavunlarımıza bir bakın. Gördünüz mü kavunlarımı? Maşallah, maşallah kavunlarıma ney. Bacıcanlar. Şurada şöyle patates. Domates. Şöyle göstereyim. Bir tane ayçiçeğim var. Şu vişnem de dalında kuruyor. Çok ufak. Mini minnacık. Şöyle göstereyim. Bu sene çok da vermedi. O yüzden. Bu da küçük olduğuna bakmam. Şeftalimin. Ama şeftaliden kalkıp kımıldamıyor. Bu da eşek elma. Bu marulları akşamından yolalım. Tavuklara atalım. Tavuklar yesin. Şu şeyde süs kabağı. Ay süs kabağı değil. Bal kabağı. Bacıcanlar onlar da bal kabağı. Burada kavun karpuz şu ara. Ama var mı? İçine de girmedim. Bakmadım. Hep çiçek. Burasını gecektim. Yeni şey itti kavradı. Burada salatalığım. Gördünüz mü? Daha yeni topladıydım. Ama gözümden kaçanlar da olmuş demek ki. İsmail, anneanne salatalık çek diyorsun ya. Al oğlum çekiyorum. Gördün mü? Gördün mü tostusum? En güzel de bu. Ne kadar çalışsak da yorgunluğumuzu unutuyor. Şu da maydanozum. Şöyle. Bütün yorgunluğumuzu unuttuğumuz verimdeyik. Şu karpuz da şuraya gizlenmiş. Gördünüz mü bacıcanlar? Şöyle. Bakın. Ayhan kardeşinize göstermediydim. Dayanamadım. Önceki gün dedim ki gel sahneye göstereceğim. Karpuzu gösterdim. Karpuz var da şu aralarda küçüktü. Oraya kol atmış, oraya gitmiş. Şöyle bacıcanlar. Çalıştıysak da şurada tatlı çekirdek hep kırılacak. Şimdi Sevil bacınız kapatsın. Şu kayısıları bir toplayayım. Duvara bir sereyim. Ondan sonra çıkayım bir çay koyayım. Bugün pazartesi. Şöyle bir pazarı dolaşacağım. Akşam annem telefon açtı. Bir kuva erik götürdü. Annem gün can eriği vardı. Dal dartmıyordu. Olmuş. Kızım gelecek erik götürdü dedi. Oradan da erik getireceğim ama komposto mu yapacağım? Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Bacıcanlar. Bu dal da az kaldı. Bitmeye. Ben dağıttıkça inanır mısınız? Ben dağıttıkça çoğaldı. Ben dağıttıkça çoğaldı. Dallarım, taşlarım. Allah'ım şişini verdi. Bir budalım kaldı ama budalım da kırılmak üzere. Eğer 3-4 günde yenileşmezse dallarım kütür kütür kırılır. Can dostlarım çünkü çok ağırlaştılar. Şöyle bugün şey serecek teriz şu akşamından. Bugün düğün yok akşam. Balkona açacağım. Hadi bacı canlar görüşürük.